Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul kanalından herkese sevgiler, saygılar. Bu eğitim videomuzda 4. sınıf çalışma soruları kitabı, fen bilimleri dersi, 6. ünite, insan ve çevre konusu, sayfa 279, 280 ve 281'deki soru çözümleriyle birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuza başlayalım. Evet, birinci soruda verilen habere göre aşağıdakilerden hangisi besin israfını önlemek için yapılması gerekenlerden biridir diye sormakta. Haberimize bakalım. Yapılan her bir araştırmada dünyada üretilen gıdaların yaklaşık üçte birinin israf edildiği belirlenmiştir. Şıklarımıza bakalım. Her öğün için yiyebileceğimizden fazla yemek pişirmek. Burada yoktur arkadaşlar. Gereğinden fazla yemek pişirmek. Tüketemediğimiz tüm gıda ürünlerini çöpe atmak. Burada da israf var arkadaşlar. Çabuk bozulan gıdalardan tüketeceğimizden daha fazlasını satın almak. Burada da israf var arkadaşlar. Tabağımıza yiyebileceğimiz kadar yemek almak. Burada israf yok. Uygun bir davranış var. Cevabımız D seçeneği. Hemen sayfanın yanındaki 3. soruyla devam edelim. Öğrenciler kaynakların kullanımı konusunda bilgiler veriyor. Begüm, okulda gereksiz yere ışık veren lambaları kapatmalıyız. Ayşe, meyve ve sebzeleri yıkadığımız suyu çiçeklerimizi sulamak için kullanabiliriz. Mert, evimizde tasarruflu lambalar kullanmalıyız. Ahmet, kullanmadığımız eşyalarımızı ihtiyaç sahiplerine vermeliyiz. Buna göre hangi öğrenciler elektriğin tasarruflu kullanımı ile ilgili bilgi vermiştir? Evet, elektriğin tasarrufu ile ilgili soruyor arkadaşlar. Birlikte bakalım. Okulda gereksiz yere ışık veren lambaları kapatmak. Evet, burada gereksiz ışık veren lambaları kapatmak elektrik tasarrufu ile ilgilidir. Begüm mutlaka olacak cevaplarımızda. Begüm'ün olmadığı şıkları eliyorum. Ayşe'ye bakalım. Meyve ve sebzeleri yıkadığımız suyu çiçeklerimizi sulamak için kullanabiliriz. Evet, burada suyun tasarrufuyla ilgili bilgi var. Bize elektrik sorduğu için Ayşe olmayacak arkadaşlar. Ayşe'yi de eledik. Geriye zaten B şıkkı kaldı. Begüm ve Mert. Mert'e bakalım. Evimizde tasarruflu lamba. Evet, burada tasarruflu lambadan bahsettiğinden dolayı elektrik tasarrufu vardır. Üçüncü sorumuzun cevabı da B seçeneğidir. Sayfamı temizleyerek devam ediyorum. Alt taraftaki diğer sorular ile. İkinci ve dördüncü soru. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir tüketicinin alışverişte yapması gerekenlerden biri değildir? Çabuk bozulan gıda ürünlerinden çok miktarda almak. Evet, çabuk bozulan bir gıdadan bahsetmiş ve çok miktarda almak dediği için bu yanlış bir davranıştır. Bilinçli bir tüketici bunu yapmaz. İkinci sorunun cevabı A seçeneğidir arkadaşlar. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün çevreye verdiği önem, evet çevreye verdiği önemle ilgili bir kurumu soruyor arkadaşlar. Türk Dil Kurumu Türkçemizle alakalı bir kurumdur. Yanlış. Türk Tarih Kurumu tarihimizle ilgili tarihi araştırmalar yapmak için kurulmuş bir kurumdur. Bu da yanlış. Atatürk Orman Çiftliği çevreye ilgilidir. Kabadoş Kanunu ise Kabadoş Kanunu denizcilikle ilgili bir kanundur. Dördüncü sorumuzun cevabı da C seçeneğidir arkadaşlar. Alttaki diğer sorularla devam ediyorum. Evet, beşinci soru. Bir apartmanda oturan aileler sağlıklı bir çevre oluşturmak ve doğal kaynakları verimli kullanmak için bazı kararlar alıp uyguluyorlar. Aşağıdakilerden hangisi bu amaca uygun doğru uygulamalardan değildir? Katı atıkların hepsini bir plastik poşete koyarak apartmandan uzak bir sokağa bırakmak. Evet, burada sağlıklı bir çevre oluşturmak için uygun bir davranış değildir. 5. sorumuzun cevabı A seçeneği. Yanındaki 7. soruyla devam edelim. Çevre kirliliği olan bir bölgede öğrenciler toprağımız temiz kalsın projesi için afişler hazırlıyorlar. Aşağıdakilerden hangisi bu projeye uygun bir afiş olamaz? Evet, toprağın temiz kalması ile ilgili bir çevre problemiyle ilgili bir afiş hazırlamak istiyor. Çiçek ekelim, toprağa cam ve plastik atıkları atalım ayrı kutulara. Evet, burada toprak temiz kalması ve çevre kirliliği ilgilidir. Bu olabilir arkadaşlar. Temiz olursa suyumuz ve havamız tertemiz olur. Toprağımız. Evet, bu da
Su ve hava kirliliği toprağın temiz kalması ile ilgilidir. B seçeneği de olacak. Şimdi sayfayı alt tarafa kaydırıyorum arkadaşlar diğer şıkları görmek için. C ve D seçeneklerine bakalım. Zehirli atıkları atmayalım, toprağa hepsini dökelim akarsulara. Evet, burada zehirli atıkları atmayalım toprağa, hepsini dökelim akarsulara. Evet, buradaki zehirli atıkları arkadaşlar ne toprağa atacağız ne de suya dökeceğiz. Bunları uygun şekilde imha etmemiz gerekiyor. Cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Altıncı soruyla devam edelim. Altıncı soruda bir bana görsel vermiş. Resimdeki yerleşim yeri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru bir uygulama olur? Bakalım. Fabrika atıkları yakılmalı. Şimdi burada bakın benim tarlam var. Şuradan giden bakın bir akarsuyumuz var arkadaşlar. Şurada tarlamız var. Burada bir fabrikamız var. Fabrika atıkları yakılmalı. Evet, bu doğru bir uygulama değildir arkadaşlar. Çevre temizlenerek ağaçlandırma çalışmaları yapılmalı. Evet, burada dikkat ettiyseniz arkadaşlar ağaç neredeyse yok. Şurada birkaç tane ağacımız var. Doğru uygulama buradaki çevrenin temizlenerek ağaçlandırma çalışması yapılması gerekiyor. 6. sorumuzun cevabı B seçeneği arkadaşlar. Devam ediyorum. 8. soru. Öğrenciler ormanları koruma konulu bir afiş çalışması yapıyorlar. Aşağıdakilerden hangisi bunun için hazırlanan afişlerden biri olamaz? Evet, konumuz ne arkadaşlar? Ormanları korumakla alakalı olacak. Ormanda ateş yakmayalım. Evet, orman yangınları ilgilidir. Olabilir. Kağıt tüketimini azaltalım. Evet, kağıt tüketimi arttığı zaman ağaçlar daha fazla gidecektir. Ormanları korumakla ilgilidir. Çevreye atılan kağıtları tekrar kullanmak için topluyorum. Evet, kağıt geri dönüşümüyle ilgilidir. Bu da olacak. Ormanda hayvanların yaşamasını engelleyelim. Evet, bu yanlış bir davranış. Bu şekilde afiş hazırlanamaz arkadaşlar. 8. sorunun cevabı D seçeneği. Hemen sayfanın yanındaki 10. soruyla devam edelim. Geri dönüşüm ile ilgili sorular ve bu sorulara verilen cevaplar tablodaki gibidir. Buna göre numaraları sorulardan hangisi yanlış cevaplandırılmıştır? Atık miktarı azalma olur mu? Evet, atık miktarının azalma olur mu? Geri dönüşüm olduğu için olur. Doğrudur arkadaşlar. B'ye bakalım. Depolama alanlarında daha az çöp birikir. Evet, çöpler ayrıştırıldığı için, geri dönüşüme gönderildiği için bu da olur. Doğru bir bilgi. Doğal kaynak tüketimini azaltır mı? Burada hayır demiş. Evet, buradaki yanlıştır arkadaşlar. Enerji tasarrufu sağlar mı? Evet, enerji tasarrufu sağlar. Yanlış olan arkadaşlar doğal kaynak tüketimini azaltmaz. Cevabımız C seçeneği 3 numaradır arkadaşlar. Devam edelim diğer sorular ile. 9. sorumuz. Suyu tasarruflu kullanma konusunda bilinçli olan Zeynep Hanım evinde aşağıdakilerden hangisini yapmamıştır? Su damlatan muslukları tamir etmiştir. Evet. Gereksiz yere sular boş yere damlamaması için bu yapılabilir. Doğrudur arkadaşlar. B'ye bakalım. Sebze ve meyveleri yıkarken çok fazla su kullanmıştır. Evet, çok fazla su kullanmak su tasarrufuna girmez arkadaşlar. Yanlıştır. 9. sorumuzun cevabı da B seçeneği arkadaşlar. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.